Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size kullandığım penseyin özelliklerinden bahsedeceğim. Bu pensem nedir? Nasıl özelliklere sahiptir? Kullanımı açısından biraz detaylarından bahsedeceğim. Arkadaşlar benim pensem şöyle normal gördüğünüz gibi karga burnu dediğimiz gibi bir pense. Klasik, hiç ellenmemiş, fabrikadan çıktığı gibi arkadaşlar. Fakat biz bunu şu şekle çeviriyoruz. Çevirmemizin sebebi siz de belki istifade edersiniz diye gösteriyorum. Arkadaşlar uçlarını inceltiyorum ve her yere girip çıkıyor. Düğüm gizlemeleri vesaireleri bakın şunları çok rahat böyle takıp açabiliyoruz arkadaşlar. Bakın takıp açabiliyoruz ve kullanımı çok kolay. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Tespih ipini değiştirirken imameyi falan taktıktan sonra bunu haliyle kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu hale getireceğiz. Nasıl getireceğimi ben size göstereyim. Siz de belki biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlar da yaparlar arkadaşlar. Şöyle normal bir frezemiz var. Frezemizin ucuna arkadaşlar şöyle elmas bir uç ya da bir zımpara takabiliriz. Şu zımpara çok yumuşak olduğu için çok tercih etmiyorum ama bir elmas uç iyi olur arkadaşlar. Şöyle elmas ucumuzu takıyoruz ve kilidimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buna yavaş yavaş o şekli vereceğim. Bunu da canlı olarak görün arkadaşlar. Şöyle hatta görünebilecek bir açıyla tutayım. Evet, şimdi pedalımıza basıyoruz ve başlıyoruz. Hadi bismillah. Evet, yemeye başladım. Evet, şimdi öbür taraftan yapayım arkadaşlar. Bunu inceltiyoruz ama dikkat etmemiz gereken konu şu, mukavemetini azaltmayacak şekilde inceltelim. Yani açılıp kapatırken, zorlarken kırılmasın. Yoksa çok incelttiğinizde pat diye kırılabilir. Ona dikkat ederek inceltin arkadaşlar. İnanılmaz bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Hakikaten elinizi çok hafifletiyor. Evet, bu kadar yeter bu tarafa. Şu tarafa biraz daha bakayım. Biraz da uç tarafını hafif sivrilteyim arkadaşlar. Açı vereyim biraz. Evet, biraz da açı verdik. Biraz da bu tarafa açı vereyim. Biraz daha ister. İyi sayılır. Şimdi bayağı inceldi arkadaşlar. Hatta şunu bırakayım. Şöyle yakından göstermeye çalışayım size. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın bayağı inceldi. Görebiliyorsunuz. Evet. Çeltik açar gibi. Şimdi bunun kullanım kolaylığını arttırmak için şu yanlarını da vuracağım. Sağlı ve sollu. Sağa ve sola vuracağım. Biraz daha incelteceğim. Kullanım kolaylığını arttırmak için arkadaşlar. Evet, şu kameramızı geri alalım. Evet arkadaşlar, şimdi oraya yapalım. Yanları. Önce bir et kalınlığını alıyoruz. Sonradan hafif uca doğru kavis vereceğiz. Bakalım. Evet, oldu bayağı. Tersini yapıyoruz.
Evet aldık. Şimdi yanların uçlara doğru biraz da onlara kavis vereceğiz. Her yere girsin diye. Şimdi bu pensemiz arkadaşlar her türlü düğüm gizlemesini açar. En ufağını bile açar arkadaşlar. Şöyle bir keskin uçlarını alabiliriz. Şöyle hafif yuvarlamsı hava verebiliriz. Bu arada bu penseler biraz kaliteli arkadaşlar. Ben bunlara hatırladığım kadarıyla 20 euro mu 25 euro mu bir para vermiştim. Bunlar gerçekten güzel penseler. Şimdi bu yaptığımız ucu hemen bir düğüm gizlemesinde deneyelim arkadaşlar. Evet çok rahat girdi, kapatıyor. Evet ip varken de sıkıştırdığınızda giriyor arkadaşlar. Ucunu tutsun yeter ki hemen açıyor. Bu aletimiz de böyle arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.